İyi misin? İyiyim Feride. Bir şey yok. Mahir, çocukluk bu yaptığın. Ya Sinan şikayetçi olursa senden? Ha? Yine hapse mi döneceksin? Hadi onu geçtim, o iyi bir ihtimal. Bir sürü adamı var iş yerinin önünde. Ya silahlar çıksaydı, sana zarar verselerdi? Öfkenden gözün dönüyor bazen. Ben polis göndermek zorunda kaldım oraya. Beni düşürdüğün duruma bakar mısın? Sevdiğim adamı ihbar etmek durumunda kaldım. Çünkü başka bir şans bırakmadın. Bu yaşadıklarımız reva mı Mahir? Bazen beni hiç düşünmüyorsun. Ben ailemi karşıma almayı göze aldım. Sen de hayatta kalmak zorundasın. Bana verdiğin sözleri tutmak zorundasın. Feride, iyiyim. Bak karşındayım. Bir şey olmadı. Ya olsaydı? Ha? Sen beni hep kalbimde bu korkuyla mı yaşatacaksın? Düşmanını alt etmenin en iyi yolu onun her zaafını bilmektir der babam. Doğru. Çetin'in bu prensiplerini hep takdirle karşılamışımdır. Mahir Kara hakkında derin bir araştırma yaptım. Canını en çok yakacak damarlarını buldum. İstediğim an dünyasının başını yakacak kudrete de sahibim. Ancak öfkeyle hareket etmek istemedim. Öncelikle sizden icazet almamın doğru olacağını düşündüm. Bak işte bu huyun babana hiç çekmemiş. O hep başına buyruk hareket ederdi. Maalesef bu inadının ceremesini de çekiyor. Neyse. En doğrusunu yapmışsın. Bilgi doğru yerde ve doğru zamanda kullanılırsa faydalıdır. Siz nasıl davranalım derseniz ben hazırım. Her şeyden evvel bir aile olduğumuzu unutmayalım. Huzurumuza, evimizin dirliğine kasteden her kimse cezasını çekecek. Haddini bildireceğiz. Bu konuda polisi, savcılığı, bütün kolluk kuvvetlerini elbette seferber ederiz. Hiç kimsenin kimseyi darp etmeye, hayatına kast etmeye hakkı yok. Bu konuda sana desteğim tamdır. Her daim arkandayım oğlum. Teveccühünüze layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım babacığım. İşbirliğinizin benim için ne kadar önemli olduğunu izah edemem. Size hayal kırıklığına uğratmayacağımdan emin olabilirsiniz. Öyleyse bu sabah ilk işin savcılığa git, suç duyurusunda bulun. İbedilikle hareket etmemiz bizim hayrımıza olacak. Barıştık değil mi? Sana sormak lazım. Bütün gün azar işiten bendim. O kadarını mazur göreceksiniz artık Feride Hanım. Çok bile dayandım. Farkındasındır herhalde. Mahir. Babam dün gece Yargıtay Başkanı'nı da çağırmış biliyor musun? Bir de sağ olsun vazgeçmeyeyim diye nikah şahidi yapmış. Cidden korkulur babandan. Neyse. Hakim Bey iyice şüphelenmiştir benden. Bir de nikah olmayınca kuşkusu artmıştır. Kesin soruşturmaya başlar. O yüzden bizim için tek bir yol var. Turgut'un bu cinayetleri işlediğini ispat etmek. Artık benim ifademin hiçbir etkisi olmaz mahkeme heyetinin gözünde. Kanıt bulmamız gerek. Turgut'un bu cinayetlerden ama en çok başsavcı cinayetinden hüküm giymesi gerek.
Yoksa babanın beraatinin üzerine şüphe düşer. Hapishanede hadiseleri en başından düşündüm. Bu Turgut'un ipliğini pazara nasıl çıkartırız diye. Tek yol var Feride. Suat. Adamın bütün pis işlerini bu halletmiş. Üstelik Suat'a çok yaklaştım. Yarın sabah enseliyorum. Mahir, ne olur yalnız gitme. Yasin de olsun yanında. Maalesef yarın Yasin gelemeyecek. Mesaisi varmış. Ama ayarlamaya çalışacak. Ama sen beni merak etme ahu gözlüm. Söz verdim ben sana. Düşlerimizi gerçekleştirmeden ölmeyeceğim. Güven bana. Gerçekleştirdikten sonra öleceksin yani. Ah Feride. Sen beni bir gün kalpten götüreceksin ama bakalım ne zaman. Mahir. Her şey karanlık görünse de sen varsın ya. Yaşamak çok güzel.